Bakınız, bir hadis-i sahih okuyacağım. Bu hadis-i sahihi, bu hadis-i şerifi Ömer Nasuhi Bilmen hocamız rahmetullahi aleyh, Osmanlı'nın en son yetiştirdiği en büyük fıkıh alimlerinden olan, rahmeti rahmana kavuşup bulunan Ömer Nasuhi hocamız bu hadis-i şerifi fıkıh kamusunun 3. cildinde hayli geniş şekilde yorumlamış. İstilahat-ı fıkhiye kamusu var, 8 cilt. Kamus, büyük bir kitap, kaynak eser hazırlamış. O kitabın fıkıh kamusunun 3. cildinde şu hadise çok geniş yer vermiş. Hadisi okuyorum. Kâle'n-nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, لَا يَقِفَنَّ اَحَدُكُمْ مَوْقِعًا يُقْتَلُ ف۪يهِ رَجُلٌ ظُلْمًا لَا يَقِفَنَّ اَحَدُكُمْ مَوْقِعًا Mevki demek bir yer. Mevki. Mevki derler. Hangi mevkide? Mevkiniz nerede bulunursunuz anlamına geldi de eskiden mevki kelimesi. Hani makam derler, mevki derler. Allah'ın Resulü buyuruyor ki لَا يَقِفَنَّ اَحَدُكُمْ مَوْقِعًا veya bir başka ifadeyle mevkifen يُقْتَلُ ف۪يهِ رَجُلٌ ظُلْمًا Ey müminler! Ey وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ sıfatını taşıyan kainata rahmet olarak gönderilmiş bulunan Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmetleri hitap tamamen bize. Ümmet-i Muhammed'e. لَا يَقِفَنَّ اَحَدُكُمْ Sizden hiçbiriniz durmayın. Arapça وَكَفَ يَقِفُ Durmak. Durmayın. Durmasın. لَا يَقِفَنَّ Sakın ha sakın. Aman ha aman. Durmasın. اَحَدُكُمْ Sizden biriniz mevkan. Şu yerde, şöyle bir yerde durmasın ki yuktelü fihi racülün zulmen. İnsanlar orada zulmen öldürülüyor. İnsanların haksız yere yargılanmadan, sorgulanmadan, suçları olup olmadığı sabit olmadan insanların öldürüldüğü beldede, bölgede, ülkede, toprakta, mevkide durmayın, durmayın, durmayın. Ne olur durursanız. فَاِنَّ اللّٰنَةَ تَنْزِلُ عَلَى كُلِّ مَنْ حَدَرَ حِينَ لَمْ يَدْفَعُ عَنْهُ O zulmü oradan def edemeyenlerin, def edemedikleri halde o zulmü seyredenlerin üzerine arş-ı âlâdan günün 24 saatinde lanet yağar, lanet yağar, lanet yağar. Terör lanet. فَاِنَّ اللّٰنَةَ Mutlaka lanet gelir, tenzilü, nazil olur, iner demek Arapça. Lanet iner. Alâ külli men hadare. O insanların zulmen öldürüldüğü ülkede, bölgede, terörün olduğu topraklar lanetli topraklardır. Terör olan ülkeler, terör olan topraklar üzerine lanetin yağdığı yerlerdir. حين لم يدفعوا عنه bütün müminler o zulmü zulmen insanların öldürülmesinin önüne geçmesi lazım. Geçmiyorsa oradan uzaklaşması lazım. Orayı terk etmesi lazım. Orada durmayın. Bir saat beklemeyin diyor peygamber. Hadisenin dehşetini görüyorsunuz. Ve devam ediyor hadis. Hukuk-u İslamiye kamusunun 3. cildinin 47. sayfasında aynen bu büyük alim bu hadisi almış yorumlamış. Devam ediyor. وَلَا يَقِفَنَّ اَحَدُكُمْ مَوْقِعًا Yine şurada bir dakika durmayın. يُدْرَبُ ف۪يهِ رَجُلٌ ظُلْمًا Orada insanlar zulmen haksız yere dövülüyor. Kırbaçlanıyor.
sopayla, kırbaçla, copla, yumrukla, sopayla insanların haksız olarak dövüldüğü yerde bir saat kalmayan diyor Hazreti Muhammed Mustafa. Niye? Fe innel lanete, oraya lanet atar. Oraya lanet yalan. İnsanların zulmen öldürüldüğü, zulmen dövüldüğü, zulmen işkence edildiği memlekette Müslümanlar sabahlara kadar tesbih çekse bile vallahi lanet yağar, billahi lanet yağar. Tesbihiniz önleyemez. O zulmü oradan kaldırmanız lazım. O zulmü, o katliamı, o belayı, o baskıyı, o musibeti oradan def etmedikçe çektiğiniz tesbih kabul olmaz, kıldığınız namaz kabul olmaz, duanız arş-ı âlâya çıkmaz, arşa çıkarken gelen lanetle kesilir. Terör budur. İslam teröre böyle bakıyor. فَاِنَّ الْلَانَةَ تَنْزِلُ عَلَى كُلِّ مَنْ حَضَرًا. Orada hazır olan, orada oturan, orada bulunan, oradaki seyircilere elinden, imkanlarından bir şey verip de bu belanın, bu terörün, bu sıkıntının önüne geçmeyenlerin üzerine lanet yağar, lanet yağar, lanet yağar. فَاِنَّ الْلَانَةَ. Hadis aynı kelimeyi kullanıyor. Ama ne zaman? حِينَ لَمْ يَدْفَعُوا. Hani o zulmü oradan def etmeye çalışmadığınız sürece diyor. Çalışıyorsunuz, çırpınıyorsunuz, o belanın, o terörün, o katliamın, o işkencenin önüne geçmek için gayretiniz var, koşuşuyorsunuz, koşturuyor, o başka. Ama seyirci durumundaysanız biliniz ki hepinizin başına bela, lanet yağıyor. Bu çok dehşetli bir hadis. Bugün şimdi Allah aşkına düşünün, yani şu memlekette terör insanların canına ve bir de malına, ehl-i iyaline adeta yıldırım savaşı gibi ateş açmış, ateş yağdırmış bir ortamda bir müminin, bir Müslümanın hali, davranışı, tarzı, tavrı ne olacak? Terörün bir görünen yüzü var, bir de görünmeyen yüzü var. Hem canı hedef alıyor, hem malı hedef alıyor. Halbuki İslam insanların canını, insanların malını, insanların neslini, insanların inancını, insanların aklını korumaya ve muhafaza etmeye gelmiş bir nizamın adıdır. Nasıl insanların canını hedef alırsınız? Nasıl haksız yere zulmen, katlen, kahren nasıl insanların canını ve malını telef edersiniz, yok edersiniz? Bir Müslümanın bunu düşünmesi bile mümkün değil. Ama Yahudiler ve Yahudilere kiralanmış gazeteler durmadan İslami terör kelimesini kullanıyorlar. İslam'la terör bir araya gelemez. Gelemez. Görünen yüzü var, görünmeyen yüzü var dedim terörün. İnsanın canını ve malını hedef alan bütün tehditler terördür. İnsanın güvenliğini, emniyetini yok eden bütün tehditler, davranışlar terördür. Bir ülkede insanların canı emniyette değilse, malı emniyette değilse, çoluğu çocuğu emniyette değilse, geleceğinden emin değilse, inancına baskı yapılıyorsa, hayatına engeller konuyorsa, o kişinin serveti, sağlığı gitgide bozuluyorsa, o ülke terör altındadır. Terör altında olan ülke Allah'ın lanet altındadır. Hadis okudum. Bakıyorsunuz, artık insanların neredeyse kanıksadığı, alıştığı, sanki normalmiş gibi kabul etmeye başladığı bir musibetle senelerdir beraber yaşıyoruz. Nedir? Enflasyon. Adını enflasyon koymuşlar. Enflasyon vallahi bir terördür. Niye?
malımızı, servetimizi, paramızı hedef alıyor. Meseleyi geniş düşünmek lazım, geniş görmek lazım. Yatıyorsunuz, gece evinizde, cebinizde 1 milyon Türk lirasıyla yatıyorsunuz. Sabahleyin kalkıyorsunuz ki o 1 milyon lira 700 bine düşmüş mü düşmemiş mi söyleyin. Bu 300 bin lirayı kim götürdü? Bu tecavüz değil mi ya? Gece benim cebimde 1 milyon lira, sabahleyin kalkıyorum ki 700 bin liraya düşmüş. Bunun 300 bin lirasını hangi namussuz götürdü? Bunun hesabı sorulmuyorsa o ülkede terör var, terör olan ülkede Allah'ın laneti var.